Peki hocam bir de temiz para meselesi var. Yani şu temiz para konusunu size soralım. Yani tabii ki Türk siyasi hayatında Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek isteyen bir Cumhuriyet Halk Partisi ve altı ittifak var. Bir Amerika Birleşik Devletleri gezisi gündeme geldi. Bir İngiltere gezisi, şimdi Almanya'ya gidecek. Yani İngiltere'de 2 günlük süresi 4 güne çıktı ve temiz para getiriyorum dedi. Gerçekten şimdi samimi soruyorum. İngiltere'nin parası temiz mi? Evet. Ya bu konular tabii söyleyeceğimiz her şey siyasete malzeme olacağı için burada cümleleri siz biraz doğruları konuşun hocam. Biraz daha yine dikkatli söylemek lazım. Yani bu paraları ülkeye dikkatli getirmek lazım. Çünkü bu paralar geldiği gibi gider. Geldiği gibi giden para çocuklardaki ateş gibidir. Ateş nasıl ki insan havale diyoruz bunu. Evet, havale. Havale de beyine zarar veriyor. Evet. Bir değişik organlara zarar veriyor. Kalıcı hasarlar oluşturuyorsa bu paranın girmesi iyidir ama çıkarken bu para çok büyük hasar verir. Aynı şekilde şöyle bir örnek vereceğim. Canlı yaşadığımız için işte bizim yaşımız onlara yetti. 2001 krizini gördük. Evet, 2000 gördüm. Kasım krizi, 2001 Şubat krizi. Yani arada kaç ay var? 4 ay var. 4 ayda biz neden bu krizi yaşadık? 4 ayda neden yaşadık? O günün şartlarında Merkez Bankası rezervi düşmüş 16 milyara. O günün şartlarında. O günün şartlarına göre. O günün şartlarında. Evet. Türkiye 16 milyara düşen Merkez Bankası rezervinde o 4 ay içerisinde 6 milyar dolarlık araba, cep telefonu, sigara, alkol çok ithal etmiş. Çok şekilde. 4 kalemden. Lüks tüketime geçmiş. 4 kalemden ithalatımız var. Evet. Ve bu 4 kalemden ithalatın yanı sıra bir de Türkiye'den 3,5 milyar para çıkmış. Yani hani gelenler gidiyor ya, gelenler gidiyor ya, gelenler gidiyor. Gelmesi için ne gerekiyor? Siz faizi yükseltin biz geleceğiz diyorlar. Gelen hiçbir zaman bu şartlarda gelmeyecek. Daha yüksek faizle gelecek. Evet, o parayı veren mutlaka karşılığında bir şey isteyecek. Vermeden almak insan işi değil. Evet, bu uluslararası bir strateji de olabilir, olmayabilir. Temiz para da olabilir, olmayabilir. Bunu artık Cumhuriyet Halk Partisi kendisi karar verecek. Değil mi efendim?